İnanç düzleminde, adalet kurultayında neler oluyor? Anlatabilir misiniz? Şimdi adalet kurultayında inanç bağlamında çok önemli işler yapılıyor. Bunlardan bir tanesi tabii inançta adalet başlığı altında yapılan panel oldu. Ben de eğitimde inanç başlığı altında bir çalıştay organize ettim burada. Bu çalıştay çok bence tarihi bir çalıştaydı. Neden diyeceksiniz? Öteden beridir birbirini çok sert eleştiren ve bir arada olması tahayyül edilemeyen inanç topluluklarını bir araya getirmeyi bu çalıştayda biz başardık. Bu çalıştayda zorunlu din derslerine tamamen karşı pozisyonda duran ve bunun gerekli olduğunu söyleyen taraflar buluştu. Ve bu taraflar arasında çok düzeyli, çok kaliteli, bilimsel bir tartışma gerçekleşti. Tabii netice sonuç olarak birbirlerini ne kadar ikna ettiler, ne kadar edemediler sorusu akıllara gelecektir. Bence çok değerli bir başlangıç yaptılar. Yani konuşma açısından, birlikte konuşma, sorunları beraber masaya yatırabilme adına değerli bir başlangıç oldu. Tabii bu tribünlü çalıştaylar, yani kitlelerin katıldığı çalıştaylar açısından baktığımızda önemli çalıştaylar yapılıyor. Ama bu çalıştayların bir de tribünsüz çalıştaylar formatında devam etmesi gerektiği düşüncesindeyim. Yani önemli bir fırsat yakaladık. İlahiyat Fakültesinden bir hocayla Alevi kurum liderinin, Hristiyan toplumu temsilcisinin, efendim bir gayri Müslüm temsilciyle bir agnostik, yani hiçbir inancı benimsemeyen bir vatandaşın bir araya gelip, tabii çeşitlilik de vardı, yani cemaat mensupları da vardı burada bahsettiğim cemaatler. Bugün illegal terör faaliyetleriyle yan yana adı anılmayan cemaat temsilcileri de vardı. Her mezhep, her görüşten insan bir araya gelerek din derslerinin nasıl şekilde gerçekleşmesi gerektiğini konuştular. Ben şahsen modere ederken dahi çok keyif aldım. Ve adalet kurultayı açısından kıymetli bir oturum gerçekleştirmiş olduk. Temennim o ki bu çeşitliliği, bu zenginliği daha fazla masada tutma noktasında çalışmalar yapmalıyız. Aksi takdirde masadan kalkıldığı an Türkiye'nin içine girdiği kutuplaşma zeminini zaten ne şekle geldiğini biliyoruz. Ama masada tutmayı başardığımız an, ki bence siyasetin görevi masada tutmaktır. Yön vermek değildir. Onların ne düşünmesi gerektiğini onlara dayatmak değil. Onları masada tutmaktır. CHP bugün bunu yapıyor, çok doğru bir şekilde yapıyor. Bunun Türkiye'yi birleştireceğine, Türkiye'deki kutuplaşmayı ortadan kaldıracağına inanıyorum. O yüzden kıymetli bir gün yaşadık. Diğer çalıştaylarımız da aynı kıymetle devam ediyorlar.